Petrol ve doğalgaz ülkesi olan Azerbaycan son 20 yılda enerji konusunda büyük atılım gerçekleştirdi. Önce petrol, ardından doğalgaz kaynaklarını dünya pazarına sunan Azerbaycan, sadece bölgenin değil Avrupa'nın da enerji güvenliğinde önemli bir yere sahip. Azerbaycan, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla hayata geçirdiği Asrın projesini Güney Gaz Koridoru projesiyle bir adım öteye taşımak istiyor. Güney Gaz Koridoru projesiyle Azerbaycan'ın Şah Deniz sahasından çıkartılacak doğalgazın Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması amaçlanıyor. Projenin hem bölge ülkelerine hem de Avrupa ülkelerine önemli katkıları olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi, proje en az 100 yıl herkese fayda getirecek. Bu tarihi günde biz yeni büyük tarihi ehemmiyeti olan TANAP layihesine de start verir. Türkiye'nin enerji tehlikesizliğine de biz öz enerji tehlikesizliği mi bakırız? Bu da tabidir. Biz birbirimizi ayırmırız. Bizim maraqlarımız da birdir, niyetlerimiz de birdir, siyasetimiz de birdir. Ve bu layiheler, bu projeler, bu ilişkileri daha da möhkemlendirir. Bu proje olmasa, Hazar'ın en büyük doğal gaz yatağı olan Şahdeniz'in gazını regional, sonra ise dünya bazarlarına çıkarmak mümkün değildi. Çünkü bundan önce gündemde olan Nabucco projesi 10 yıl gündemde oldu. Ancak komersiye bakımından yeterli olmadığı için sadece gündemden çıktı. Ve onun yerini komersiye bakımından hem şirketleri, hem hükümetleri, hem devletleri gani edecek bir proje kimi tanıttı. Bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın enerji ihtiyacına alternatif olacak, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine büyük katkı sunacak Güney Gaz Koridoru projesi için temel 20 Eylül 2014 tarihinde Bakü'de atıldı. Güney Gaz Koridoru projesi 3 kısımdan oluşuyor. Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP ve Trans Adriyatik Boru Hattı TAL. Şahdeniz 2 sahasından çıkarılacak gaz ilk olarak Güney Kafkas Boru Hattı üzerinden Türkiye sınırına ulaşacak. Bu noktadan itibaren boru hattı Trans Anadolu Boru Hattı yani TANAP adını alacak. Güney Gaz Koridoru projesinin en önemli ayağı olan TANAP için temel, 17 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgi Margvelashvili'nin katılımıyla atıldı. Bu boru hattının doğalgazla birlikte barış ve huzurun da taşıyıcısı olmasını tüm kalbimle temenni ediyorum. 1850 kilometre uzunluğuyla Güney Gaz Koridoru projesinin en uzun bölümünü oluşturan TANAP, Türkiye'nin Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türk Gözü köyünden başlayarak 20 il 67 ilçe ve 600 köyden geçecek. Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak. 2018 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan hatta ilk etapta yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşınması planlanıyor. 2018 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan Güney Gaz Koridoru'nun ilk etapta yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşıması planlanıyor. TANAP'ta boruların temin edilmesinden inşaata kadar projenin tamamına yakınını Türk şirketleri gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 milyar dolara tamamlanması planlanan TANAP'ta 5000'e yakın kişi istihdam ediliyor. Projede çalışmalar hızla devam ediyor. Proje takviminde aksamışanmazken şimdiye kadar üretilen 850 kilometrelik borunun teslimatı yapıldı. TANAP'ın ardından 850 kilometrelik Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'na
yani TAP'a bağlanacak olan Azerbaycan doğalgazı bu hatla Avrupa ülkelerine ulaştırılacak. Enerjinin ipek yolu olan Güney Gaz Koridoru projesinin hayata geçirilmesiyle ilk aşamada yılda 16 milyar metreküp doğalgaz akışı sağlanacak. Türkiye bu akıştan 6 milyar metreküp alırken 10 milyar metreküp doğalgaz Avrupa'ya iletilecek. Avrupa'ya ilk gazın 2019 yılında ulaştırılması hedefleniyor. 2023 yılında hattan geçecek doğalgaz miktarının 23 milyar metreküpe, 2026'da ise 31 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Projenin hayata geçmesinin pek çok siyasi sonucu da olacak. 50-60 yıllığına uzanan bir, o devamlı olarak para getirecek bir infrastrukturdu. İlham Aliyev qeyd etdiyi kimi, zaman zaman keçəcək və Cənub Qaz Dəhlizi bütün regionun ekonomisini dəyişəcək bir projəyə çevriləcək. Necə ki Bakı Tiflis Ceyhan vaxtilə cəmi 3 ölkəni birləşdirirdi və bu 3 ölkəyə təsiri vardı. Ancaq Cənub Qaz Dəhlizi artıq Kafkasiya ilə Avropanı birləşdirir və bu ölkələrin hamısına bir təsir edəcək qüvvəyə malik bir proje olacaq. Hər nə qədər Avropanın doğalqaz ehtiyacının tamamı qarşılanamayacaq olsa da, büyük ölçüdə Rusiya doğalqazına muhtaç olan Avropanın enerjide Rusiyaya bağımlılığı azalacaq. TANAP'sa doğalqaz ithalatçısı olan Türkiyə üçün arz çeşitliliyi sağlayacaq. Avrupa için son derece önemli bir boru hattının ülke topraklarından geçecek olması da Türkiye için bir başka önemli unsur. Ayrıca 10 milyar dolarlık yatırımı Türk şirketlerinin üstleniyor olması da oluşacak istihdam açısından önem taşıyor.